Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programımızda vatanımız Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qinam sizni diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Turkiya parlamentida Sharq Turkiston bayrog'i diqqat tortdi. Turkiya İYİ Partiyası raisi Musavat Dervişoğlu Turkiya parlamentida üstüligi Sharq Turkiston bayrog'ini qo'yib, Uyghurlarga bo'lgan qo'llashini ifodaladi. Palestin raisi Mahmud Abbas 15 avgust taklifga binoan Turkiya parlamentida nutq so'zlagan bo'lib, Palestin davlatining Birlashgan Davlatlar tashkiloti tomonidan e'tirof qilinishini xohlaydiganligini, navbatda Yevropa davlatlari Palestin davlatini e'tirof qilishga boshlaganligini, boshqa davlatlarning ham bu haqda olg'a ilgirilishini umid qildiganligini bildirdi. Yig'ilishga ishtirok qilgan parlament a'zolarining hammasi Palestin bayrog'ini oldiga qo'yib, Palestin xalqini qo'llaydiganligini bildirgan bo'lib, İYİ Partiyası raisi Musavat Dervişoğlu oldiga Sharq Turkiston va Palestin bayrog'ini tan qo'yib, Xitoyga qarshi Sharq Turkiston xalqini qo'llaydiganligini bildirishi alohida diqqat qo'zg'adi. Mahmud Abbas Turkiya parlamentida so'z qilganda, Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Liu Xiaobinmo kuzatuvchi sifatida yig'ilishga qatnashgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida va bir qism xabar to'rbatlarida Musavat Dervişoğlu apandining Turkiya parlamentining eng oldidagi o'rinda Sharq Turkiston bayrog'ini qo'yishi Xitoyning yuziga urilgan shapaloq ekanligi o'tirg'i qo'yildi. İYİ Partiyası Sharq Turkiston xalqini aktiv qo'llab kelgan bo'lib, İYİ Partiyasining parlament a'zosi guruhi muavin raisi Mahmad Satuq Bug'ra Kavunju 26 iyul Turkiya parlamentida Xitoy mablag'ining iqtisodiy foydasi bilan birga Turkiyaga elib keldigan siyosiy va ijtimoiy yomon ta'sirlari haqidagi andishalarini bildirgan edi. Hamda Turkiya hukumatini Xitoyning Sharq Turkiston da'vosi masalasida Turkiyadagi axborot sohasiga ko'rsatayotgan ta'siridan ogohlantirgan edi. Xitoyning eng yangi tuhmatlariga qarshi bayonot e'lon qilindi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'izxon Xitoy tashqi ishlar ministrligining tuhmatlari haqida bayonot e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 9 avgust Amerika davlatlik demokratiyani ilgari surish fondining qilmish atmishlari va haqiqiy yuzi nomliq atalmish dokladini e'lon qilgan bo'lib, aloqador bo'laklarda Sharq Turkiston masalasining mohiyatini burmalashga urinigan. Dokladda Amerika hukumatining demokratiyani ilgari surish fondi NAD orqali bir qism davlatlarning hokimiyatini og'dirishga, ichki ishlarga aralashishga, bo'lg'unchilikka qudrat qo'li qilishga uringanligi da'vo qilingan. Sharq Turkistonga aloqador bo'likida bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayini shaxslardan Hidoyatulla O'g'izxon va Roshan Abbosni tilga olgan bo'lib, Sharq Turkiston masalasi Amerikaning o'yini degan safsatini qayta bozorga solgan. Atalmish dokladda demokratiyani ilgari surish fondining Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'izxonni mablag' bilan ta'minlab, uni Xitoyga qarshi yig'ilishlarni tashkillashga va fursatdan foydalanib, Xitoy bilan Turkiyaning munosabatini buzishga kuch kiritganligi haqida jar solingan. Hidoyatulla O'g'izxon 16 avgust bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu ayblashlarining butunlay asossiz ekanligini, Sharq Turkiston da'vosini qarlashni maqsad qilgan tuhmat ekanligini ta'kidladi. U bayonotida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati qurilgandan buyon hech qanday davlat, siyosiy kuch yoki chet el tashkilotdan iqtisodiy yordam olmaganligini, barliq faoliyatlarining a'zolarining i'onalari va fidoiyligi bilan davomlashib kelganligini, buningdan sirt Turkiyada e'tirof qilingan qonunliq bir tashkilot bo'lish sifati bilan boshqa hukumatlar va muassasalardan qonuniy yo'llar orqali yordam olish huquqi borligini qayd qildi. Hidoyatulla O'g'izxon bayonotida Xitoy rejimining burunqiga o'xshashla o'z huquqlarini qo'g'dig'uvchilarni qoralash, yolg'on uchur tarqitish qatorliq soxtapazlik taktikalarini qo'llanayotganligini, haqiqatni burmalab Sharq Turkiston da'vosining qonuniyligini yo'q chiqarishga urinayotganligini, Sharq Turkiston mustaqillik mujodilasining xalqning qo'llashi bilan davomlashadiganligini ta'kidladi. Istanbulda o'qish bitirgan o'quvchilarni mukofotlash marosimi o'tkazildi. Sutuq Bug'raxon ta'lim tarbiya markazi Sharq Turkiston ulamolar birligining hamkorligida 16 avgust Istanbulda 2024 yillik o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Faoliyat oldi bilan Abdujalil Qarajimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Orqadan Sharq Turkiston va Turkiyaning davlat marshi o'qildi.
Sütük Boğraxan ilim ve medeniyet vakfı kuruluş tarihi uzun, muhacirette Uyghur ösmürlerinin dini, milli kimlikini küçeytiş, her kaysi peller bu iki terbiyeleşti muhim rol oynap gelgen, aldın Katar'da menavatkan avantgard teşkilatlardan biri hesaplandı. Mezkur vakfı Türkiye'deki her kaysi mekteplerdeki her kaysi kesiplerde doktorluk, magisterlik, baklavurluk ve tuluk otur mektep okuşunu layakatlik tamamlayan okuyucularını tebrikleş ve bunun kiyinki okuş hayatı da tihamı zor utuk kazınışı üçün rıgıbetlendiriş məxsidə bu ilmi okuş pütürüş mürasimi ötküzdi. Pahaliyetke her kaysi mekteplerde okuvatkan 18 kız okuqıcı, 31 oğul okuqıcı bulup cemi 49 okuqıcı tizimlatdi. Mürasimde aldı bilen Sütük Boğraxan ilim ve medeniyet vakfının muavin reisi Muhammed Ömer Qaracım ikili sözü kıldı. Arkadan Sütük Boğraxan təlim terbiye bölümünün müdiri Alimcan Sabirli Təlim Tərbiyə Mərkəzinin xizmətləri haqqıda qısqıca dökülət bərdi. Mürasımğa Sütük Boğraxan Təlim Tərbiyə Mərkəzidə oquvatqan oquqçularının ata-anları qatnaşqandın sırt, Sütük Boğraxan İlim və Mədiniyət Vəqbi Rəisi Dr. Abdıxalıq Uyğur, Vəqbinin Pəxri Rəisi Profesör Dr. Cəlal Arbay, Şərq Türkistan Ölümalar Birliki Rəisi Dotsin Dr. Alimcan Buğda, Cəmaat Ərbabi Abdıqadir Yapcan, İslam Ölümalar Vəqbi Rəisi Profesör Dr. Nəsrullah Hacı Mufti Oğli, Şərq Türkistan Nuzugum Kültür və Aile Cemiyeti Reisi Münevver Üz Uyghur Hanım, Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti Reisi Abdüvaris Abdülhalik, Kök Hilal İnsani Yardım Vakfı'nın Reisi Abdurrahim Aziz Oğlu, Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman ve başka köplügen Uyghur Teşkilatlarının mesulleri katlaştı ve ayrım ayrım söz kıldı. Söz kılgıçlar Maarif Təlim Tərbiyanın Şarkı Türkistan müstakillikini kolgu keltürüşte zürür ehmiyetki iki hikayelikini okuqçılarga iman ve itikadını asas kılgan Şarkı Türkistan müstakillik mepkürüsüden terkip tapkan milli anı yitildirişinin muhim hikayelikini təkidləşdi. Mürasim arlıqıda her qaysi mərkəzlərdiki oku okutuş programısı tunuşturulğandan başqa her qaysi sınıflardaki okuqçılar təyarlıqan her xil numurlar körüstülüb faaliyetini texim ocallandırdı. Mürasimde bu yıl okuş pütürgen bir doktor, 16 magister, 12 baklavır okuqçıga ve Ali Mektep imtihandı yaxşı neticege erişken 10 okuqçıga şunlaqlı okutkucularga mükafat taqdim kalindi. Ahırda faaliyet dua bilen ahırlaştı. Analizçiler Filippin'nin herbi bazısını yenilişi, Xitay'nın zomigerlikini tuzşi mümkünlikini bildirdi. Gharib analizçileri Filippin'nin muhim bir hava armiya bazısını yenilişini karşı aldığalıqını bildirgen bulup, bu Filippin ve Amerika kısımlarının uruşqa tayarlıq haletini östürüş ve Canubi Deniz'deki Xitay'nın tacavuzkilik hareketlerini tuzşi üçün zörür tedbir etken. Amerika vazının 16 avgust xabar qilishicha Filippinning Manila'dan taxminan 100 kilometr yiroqlikdagi Basa hava armiya bazasi yaqinda yengilinib 58 000 kvadrat metrlik aeroplan to'xtash maydoniga aylandi ekan. Shunday bo'lganda mazkur baza eng ko'p bo'lganda 20 aeroplanni sig'dira oladi ekan. Amerika Müdafiye Ministerliği ötken ayda Asiona CMS Philippines LLC şirketi bilen 32 milyon dolar kıymetli kilişim tüzgarlıkını, bunun 2026 yılı 7. ayıca aeroplan toxtış meydanı, yol yakısı ve uçuş yolları kuruluşu üçün şiltildiğalıqını ilan kılgan. Bu qetimliq bazı yengalaş türü Tiniç Okyan tehdit teşebbüsü tarafından meblağ bilen temellendiğen bulup, bu Amerika Müdafiye Ministerliği'nin Hindi Tiniç Okyan rayonu da Xitay'nın küçüyüvatkan herbi tehditigi taqabıl duruş üçün tüzgen planı hesaplandıken. Demokratiyanı Qoğdaş Fondu'nun herbi ve siyasi hukuk merkezinin Ali Müdiri Bradley Bowman, eğer Basa Qatarlıq muhim bazılarının ul əslahaları zamani vilaştırılıp kengaytilse, Amerika ve onun bu rayondaki ittifaqdaşları tacavuzkilikni teximi ünümlük tosiyalaydı, degen. Ve elbette ahırkı nişan Xitay'nın bu rayondaki tacavuzkilik hareketini tosuş. Bu bir nazirevi mesele emas deb ilave kılgan. Xitay'nın Washington'da turuşluk elçihanısının bayanatçısı Liu Pengyu 13. avgust Amerika avazıga etkan sözleri de Filippin bilen Amerika bazılarını yenilaş hemkarlıqı da 3. bir tarafını nişanlı maslıqı kerek digerlerine dava kılgan. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşkice. Aman bu gençler. Selamu aleyküm ve rahmetullah.